Muhterem kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Dünyevi işlerimizi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ilkesine göre yapmalıyız ki hakiki bir Müslüman olalım. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Lafla din gemisi de yürümez. Allah-u Teala'nın katında böyle kuru kuruya ben de Müslümanım demek bir değer ifade etmez. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel bir hadisi var. Leyse l-imanu bittemenni ve la bittahalli. İman temenni değil, şöyle olsaydık, böyle olsaydık. Yap kardeşim, ol kardeşim. Ve la bittahalli, böyle süs gibi mesela güzel elbise, bir poz bürünmüşsün böyle. Giyinilen bir kılık kıyafet de değildir. O yüzden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin din muameledir hadisi çok önemlidir. Hakikaten din muameledir ya. Din laf değil, muameledir. Yaptığın işlerde, işlemlerde dinini göstereceksin. Allah-u Teala'nın kanunlarına her Müslüman önce iman etmeli, sonra itaat etmelidir. Çok önemli. Önce iman etmeli, sonra itaat etmelidir. Çağımızda bazı Müslümanlar var, ben de Müslümanım diyor. Allah'ın bazı kanunlarına iman etmiyor. Faizsiz olmaz diyor mesela. Faiz yasağına iman etmiyor. Ya akşam bir kadeh içmekle ne olur diyor. İçki yasağına iman etmiyor. Yani. Müslümanlara, erkeklerin işte göbekle diz kapağısı, kadınların nikah düşen yabancı erkeklere yüz, el ve ayaklar hariç vücudunu bol bir elbiseyle, altını göstermeyen kalın bir elbiseyle örtmesi lazım diyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz diyor. Demek ki bu Allah'ın tezettür emirlerine iman etmiyor. Ben de Müslümanım diyor. Ne ifade eder? Elinde tesbih günde 100.000 defa la ilahe illallah desin. Ne ifade eder? İnkar var, inkar. İnkar etmese bile beğenmiyor yani. Çirkin görüyor. Bu asırda olmaz diyor bu dini yaşamak. Sonra da namaz kılıyor. Başında parçalansın kıldığın namaz. Allah-u Teala'nın kanunlarını tekrar edelim. Her Müslüman önce iman etmeli, sonra itaat etmelidir. Emirlerine ve yasaklarına, yani helallere ve haramlara içten gelerek, samimiyetle, gönüllü uymalıdır ya. Buna rağmen dinin emir ve yasaklarına, helal ve haramlarına uymayanlara bakılır. Eğer bunlara iman etmiş de sırf tembelliğinden bunu yapmıyorsa, nefis perestliğinden bunu yapmıyorsa, şehvetlerin peşinde gitmekten veya bir kısım dünyevi menfaatlerden, zevklerinden vazgeçemiyor da yapmıyorsa, bu Allah'a isyan etmiş bir asidir, yoldan çıkmış bir fasıktır, bir günahtır ama kafir değil. Neden? İman var. Bu adam suçunu biliyor. Benim yaptığım yanlış ama bırakamıyorum diyor. Buna günahkar derseniz, asidir derseniz, fasıktır derseniz, facirdir derseniz, fakat kafir diyemezsiniz. Bizim ona tavsiyemiz derhal tevbe etmesi ve yaptığı isyandan, günahtan, vebalden, fıskı vücudan vazgeçmesi. Tövbe edip Allah'a dönmesi. Geçmişteki eksikliklerini de tamamlaması lazım. Ama bu saydıklarımıza, dinin emirlerine, yasaklarına, helallerine, haramlarına, Allah'ın kanunlarına, aziz şeriatına iman etmediği, kabullenmediği için, beğenmediği için, çirkin gördüğü için, bu asırda olmaz dediği için uymuyorsa, bu günahlar işliyorsa, yani dinin emri olduğuna iman etmesine rağmen beğenmeyen de var, çirkin gören de var. Faydasız bulan da var. İnkarla bunun hiçbir farkı yoktur. İnkar eden de dinden çıkmış kafir olmuştur.
mürted olmuştur. Böyle Allah'ın emirlerini beğenmeyen akıllılar da onu çirkin gören, kendi kafasınca çağdaş bulmayan, faydasız gören insanlar da dinden çıkmışlardır. İman ciddi bir iştir kardeşim. Eskiler din kıldan ince, kılıçtan keskindir derler. Bu ciddiyet ifade ediyor yani. Böyle bir adam ben Müslümanım dese ne yazar ya? Hiçbir kıymeti yoktur. Onun için din muameledir. Din laf değil, icraat ister. Din bir ahlaktır, bir karakterdir yani, bir yapıdır. Sen Müslümansan, Müslümanlıktan içinde olacaksın, Müslümanları din kardeşi bileceksin, İslam düşmanlarında da düşman bilip nefret edecek, uzak duracaksın. Bu kadar. Safın belli olacak kardeşim ya. Adam namaz kılıyor, elinden tesbih düşmüyor. Hacca da gitmiş, sakal da bırakmış. Ama ticarette, sanatta herkese kazık atıyor. Bulduğu her fırsatta haram yiyor. Kaba diliyle hançer gibi herkese incitiyor, yaralıyor. Hak, hukuk tanımıyor. Gücü yettiği her yerde başkasının hak ve hukukunu da gasp ediyor yani. Bu adama namazı, haccı, zikri, sakalı onu kurtarır mı? Kurtarmaz. Çünkü bak tekrar tekrar söylüyoruz peygamberimizin hadisi. Din muameledir kardeşim. Din muameledir. Muamelesi kafir, adı Müslüman. Nasıl olacak? Kişinin dini de, aklı da, ahlakı da işinden belli olur. Şair ne demiş? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Dil kalbin tercümanı değil mi? Evet. Dil kalbin tercümanı ise yapılan işlerde kişinin dilini gösterir yani. Tabi yukarıda söyledi bizden, tekrar hatırlatalım onu. Neydi o? Allah'ın bir emrini iman edip de işlemeyen insan suçunu bilerek ben yanlış yapıyorum, Allah'ım beni affet, kendimi, nefsimi dizginleyemiyorum, ben hata yapıyorum diye inanarak yapıyorsa dinden çıkmaz, kafir olmaz, fasık olur. İyi bir şey değil yani. Müslüman böyle olmaması lazım. Bu insanları dinden çıkartmama, kafir dememe, bu bir ölçüye dikkati tekrar hatırlatalım. Öyle her namaz kılmayana, her efendim zekatını vermeyene, her açık saçık gezene kafir demeyiz. Ama bunları inkar ediyorsa veya alaya alıyorsa, beğenmiyorsa işte o zaman kafir olur. Bu farka çok dikkat edelim. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz imanımızı korusun. Müslüman olduktan sonra tekrar bizi küfre düşürmesin. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolundan ayırmasın. Sırat-ı müstakimde hidayet ve istikamette daim eylesin. Kafirlerin, zalimlerin, başta Yahudi ve münafıklar, Hristiyanlar olmak üzere, komünistlerin, sosyalistlerin, pozitivistlerin, materyalistlerin, seküler, laik, din dışı bir marifet sanan, çağdaşlık sanan, modernlik sanan zavallılarla beraber eylemesin. Allah bizi korusun. Allah bizi ve ümmetimizi korusun inşallah. Hoşça kalın ve selam.